İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan nedir konulu konferans Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerinde kayısı ağaçları Ziraidon tehlikesiyle karşı karşıya. Medya Savunma Saltlı Kuruluş, Artsakta gazetecilerin bombalanması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, Artsaktalı Karabağ sorununu, enerji sektörünü ve koronavirüsle mücadeleyi görüştü. Romanya'da Ermeni toplumuyla ilgili çalışma yayınlandı. Kurtuluş Meleği, Ermeni çocukların hayatını kurtaran Hovannes Eskicihan'ın imajı eşsiz bir şekilde sunuldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Bugün 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü Fransa saat ayarı ile saat 19.30'da yazılı sorular üzerine 2 saat sürecek Batı Ermenistan nedir konulu seminer, konferans, tartışma, Zoom uygulamasıyla gerçekleşecek. Değerli izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, konferanstaki tartışmalar ve konular hakkındaki bilgileri önümüzdeki haberlerde sizlere sunacağız. Batı Ermenistan'ın Malatya, Harbert, Elazığ, Adıyaman, Dersim ve Bağış illeri çevrelerinde zirai don beklendiğinden kayısı üreticilerinin tedbirli olması istendi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının birkaç gün devam etmesi bekleniyor. Bu arada 30 Mart Salı günü sabah saatlerine kadar bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğinden özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerin tedbirli olması istendi. Daha önce Batı Ermenistan'daki iklim değişikliğinden bahsetmiştik. Mart ayına rağmen Batı Ermenistan ülkesinin büyük bölümünde hala kar yağışları bazı yerlerde ise çığ tehlikesi sürmektedir. Enformasyon Özgürlüğü Merkezi'nden Armen Presi yapılan açıklamaya göre 26 Mart'ta İngiltere merkezli bir insan hakları örgütü olan Media Defans, son silahlı çatışma sırasında Arsak'ta Azerbaycan güçlerinin Martuni şehri yakınlarında gazetecilere saldırılması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 4 Ermeni vatandaşı adına dava açtı yaralanan 3 gazeteci ve gazetecilerden birinin öldürülen refakatçısının kardeşi olmak üzere davacılar, bu saldırı sonucunda Azerbaycan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan haklarını ihlal ettiğini iddia ediyorlar. Kremlin basın servisinden yapılan ve Armen Press'in bildirdiği açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesinde bulundu açıklamada Artsah Dağlı Karabağ çevresindeki durum tartışılırken bölgedeki durumun istikrar kazandığı ve genel olarak sakinliği memnuniyetle kaydedildi. Enerji sektörü ve koronavirüsle mücadele vurgulanarak ikili işbirliğinin güncel sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu denildi. Telefon görüşmesinin Ermeni tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Rahip Hetum Tarvertyan tarafından Armen Presi yapılan açıklamaya göre Gugaras Piskoposluğu Başkanı Piskopos Hovnan Hakopyanın kutsamasıyla ve Papaz Hetum Tarvertyan'ın yardımıyla Hovannes Kalpakyan'ın Romanya'daki Ermeni kolonisi başlıklı çalışması yayınlandı. Kitap, Doğu Avrupa'nın en eski Ermeni toplumu olan Romanya'daki Ermeni toplumunun tarihine adanmıştır. Rahip Hetum Tarvertyan, Romanya'daki Ermeni cemaatinin Ani'nin yıkımından sonra göç eden, uzun bir gezintinin ardından Moldova topraklarına yerleşen ve 1401'de Suçova kentinde bugün Ermeni Apostolik Kilisesi'nin en eski psikoposluğu olarak kabul edilen psikoposluk ikametgahı kuran Ermenilerin nesillerinin olduğunu hatırlattı. Romanya'nın Botaşan kentinde 1350 yılında Doğu Avrupa'daki ilk taştan yapılmış ve Meryem Ana adını taşıyan Ermeni Kilisesi'nin inşa edilmesi dikkat çekicidir. 800 yıllık topluluk kesinlikle büyük bir miras bıraktı. Bu miras sadece Romanya'daki Ermeni toplumunun değil, tüm Ermenilerin de gururu ve iftiharıdır. Aravut gazetesinin aktardığı habere göre Yerevan Devlet Oda Müzikal Tiyatrosu 24-25 Mart tarihlerinde Ermenilere karşı işlenen soykırımın 106. yıl dönümü arifesinde Kurtuluş Meleği adlı oyununun galasını sundu. Senaryo, Alman tarihçi Hilmer Kaiser'in Derzor'un Kavşağında adlı belgesel kitabının temeline dayalı olarak yazıldı. 1915'te Garlık ve Halep istasyonlarından trenler Ermenileri Derzor çölüne ölüme doğru götürdü. Ancak Evangelist Kilisesi'nin ruhani papazı Hovannes Eskician sayesinde pek çok çocuk bu trenlerden kurtuldu. Ticari trenin ne zaman geldiğini kontrol eden Eskican her hafta tren istasyonlarına geliyor. Ermeniler bu istasyonlardan trenlerle Derzor'a taşınıyordu. Bir Türk askerle anlaşan bu onurlu insan her çocuk için bir altın ödeyerek onları kurtarıyor. Eski can çocukları gizlice kurtarıyordu ama Halep'te hainler vardı ve bu onurlu Ermeni'ye ihanet ettiler. Polis onu tutuklamaya geldiğinden bir gün önce 25 Mart 1916'da kendi kurtardığı bir çocuktan bulaşan Tifus'tan ölmüştü. Değerli takipçilerimiz, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Westen Armenia TV salt bir televizyon işlevi görmemektedir. Ancak faaliyetimizin yaratıcı ve program projelerinin artması desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Kaderleri gereği vatanda yaşama hakkından mahrum kalan milyonlarca Batı Ermenistan vatandaşı bizim aracılığımızla köklerine dönme, vatanlarını, ulusal kültürünü tanıma gibi eşsiz bir fırsat yakalıyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in Ermenistan Oda Korusu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bucur Ahçik Sevavor adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.